ve bir başka rivayette ise şöyle anlatılmaktadır. Beklenen an geldiğinde Sa'd bin Ebi Vakkas mücahitlere hitaben bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve senadan sonra sözlerine şöyle devam etti. Siz dünyada zühd ve takva ile çalışır, ahiret saadetini arzularsanız Allah size hem dünya hem de ahiret saadetini lütfeder. İyi biliniz ki savaş hiç kimseye ecelini yaklaştırmaz. Sizler birlikte hareket ediniz. Dağılırsanız, kendinizi az ve zayıf görürseniz mağlup olursunuz. Böylece ahiretinizi de tehlikeye atmış olursunuz. Öğlen namazını kıldıktan sonra ben 3 defa tekbir alacağım. Siz de benimle birlikte tekbir alın. Ben 4. tekbiri aldığımda La havle ve la kuvvete illa billah diyerek hücuma geçiniz. Biraz sonra iki ordu karşı karşıya geldi. Mücahitler Allah Allah nidaları ile, tekbirlerle yıldırım gibi taarruza geçtiler. Kahramanca savaştılar. Bu arada birçokları arzu ettikleri şehadet mertebesine kavuştular. Başka bir rivayette Muhammed Talha ve Ziyad radıyallahu anh anlatıyorlar. Sa'd orduya şu emri verdi. Öğlen namazı kılıncaya kadar hiçbir şey yapmayın. Yerlerinizden ayrılmayın. Namazı kılınca ben tekbir getireceğim. Siz de tekbir getireceksiniz ve hazırlanacaksınız. Maneviyatınızı arttırmak için size lütuf olunan tekbir. Sizden önce hiçbir ümmete nasip olmamıştı. İkinci tekbirimi duyunca siz de tekbir alarak silahlarınızı hazırlayacaksınız. Sonra üçüncü tekbirim duyulunca tekbir alarak atlarınızı hücuma hazırlayın. Dördüncü tekbirimin akabinde La havle ve la kuvvete illa billah diyerek topluca düşmana saldırın. Abdülmelik bin Ümeyr'den şöyle rivayet edilir. Müslümanlardan birisi Sa'd bin Ebi Vakkas'a gelerek Sa'd, Kadisiye önlerinde bomboş duracak. Biz de Allah zafer ihsan edinceye kadar savaşacağız. Döndüğümüzde birçok kadın dul kalmış olacak. Sa'd ise karılarının koynunda rahat rahat yatacak dedi. Sa'd bunu duyunca çok öfkelendi ve ellerini kaldırdı. Allah'ım, onun dilini ve elini bana uzatmasına dilediğin şekilde mani ol diye dua et. Kadisiye savaşında bu adama bir ok isabet etti. İsabet eden okla dili ve elinin koptuğu ve orada öldüğü rivayet edilir. Kadise bin Cabir'den gelen rivayette şu ilave vardır. Kadisiye savaşında bulunan amcamın oğlu anlattı der. Adam Sa'd bin Ebi Vakkas'la dalga geçerek Allah'ın zafer nasip ettiğini görmedin mi diye dalga geçti. Bunu duyan Sa'd, Allah'ım onun dili ve elini tut diye beddua etti. Bunun üzerine ağzına bir ok isabet etti. Dili tutuldu, savaşırken de eli kesildi ve orada öldü der. Şakik radıyallahu anh anlatıyor. Kadisiye'de sabahın erken saatlerinde düşmanlara karşı hücuma geçmiştik. Öğlen vakti olunca namaz için geri çekildik. Müezzin vurulmuştu. Herkes ezanı kendi okumak isteyince askerler birbirine düştüler. Az kaldı birbirine kılıç çekeceklerdi. Bu sırada Sa'd radıyallahu anh aralarında kura çekti. Ezanı kurada kazanan biri okudu. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'dan kıyamet günü müezzinlerin Allah katındaki mükafatı mücahitlerin mükafatı gibidir. Müezzin ezanla kamet arasındaki sure içinde Allah yolunda kanını döken şehide benzer diye buyuruldu. İbni Rufeyye anlatıyor. Kadisiye savaşında zal olur üstem. Necef'e gelince oradan İslam ordusuna bir casus gönderdi. Adam Müslümanların arasına kendilerinden birisiymiş gibi girdi. Onların her namazda misvak kullandıklarını, namazdan sonra dağılarak herkesin yerlerini aldıklarını gördü. Hemen döndü. Müslümanların durumunu ve yaşayışlarını Zaloğlu Rüstem'e anlattı. Rüstem, yedikleri nedir diye sorunca adam, aralarında bir gece kaldım, hiç kimsenin bir şey yediğini görmedim. Sadece akşam olunca yatarken ve erken kalkınca bir tek misvak kullanıyorlar dedi. Rüstem, kaleyi geçip Atik denilen yere yaklaştığında müezzin sabah ezanını okuyordu. Müslümanların hareketini görünce İranlılara atlarınıza binin, atlarınıza binin diye bağırdı. Bunu duyanlar niçin diye sordular. Zaloğlu Rüstem, görmüyor musunuz? Müslümanlara talimat verildi, harekete geçtiler dedi. Casus korkma dedi.
Hayır, onlar namaza hazırlanıyorlar, hücuma değil. Rüstem, şafak vakti gayipten gelen bir sesten, Hazreti Ömer'in Araplara talimat verdiğini duydum dedi. Tabii Hazreti Ömer'in ilk kerameti bu. İslam ordusu köprüyü geçince durdular, müezzin ezan okudu, saatte namaz kıldırdı ve bu arada Rüstem, Ömer beni mahvetti dedi. Sa'd radıyallahu anh anlatıyor, vallahi Kadisiye'deki bu ordu kendisine güvenilen, emanete hıyanet etmeyen bir ordudur. Bedir'e katılanların özel bir üstünlüğü olmasaydı, bunlar Bedir'e katılanlar kadar faziletlidir derdim. Bedir ehlinden bazılarının ganimet hususunda kataları olmuştur. Bunların öyle bir şeyini, Kadisiye savaşçılarının öyle bir şeyini ne duydum, ne yapacaklarını sanıyorum. Diğer bir rivayette Cabir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Kendisinden gayrı ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, Kadisiye'de savaşanlardan hiçbirisinin ahiretle beraber dünyayı da istediklerini görmedik. 3 kişiyi itham etmiştik. Onlar da sandığımızın aksine çok emin ve takva sahibi kimselermiş. Onlar Tulayha bin Hüveylid, Amr bin Madikerp ve Kays Mekşuh'tur. Kays el-İcli anlatıyor. Hazreti Ömer'e savaş sonrasında, Kadisiye'nin fethinden sonra Kisra'nın kılıcı, kemer ve mücevheratı getirildiğinde Hazreti Ömer, bunları getiren millet kendisine güvenilir bir millettir dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali radıyallahu anh Hazreti Ömer'e, sen Müslümanların reisisin, sen dürüst olduğun için halkın da dürüst davranıyor diye mukabele etti. Ve savaş Müslümanların galibiyetiyle sonuçlandı. Bu savaş tarihe Kadisiye zaferi olarak geçti. Müslümanlar bundan sonra üst üste büyük zaferler kazandılar, Medain şehrini fethettiler, İran Şahı'nın zengin hazinelerini ele geçirdiler. Sa'd bin Ebi Vakkas vakit geçirmeden Hazreti Ömer'e durumu bildirdi, ele geçirdiği hazineyi geri gönderdi. Bundan sonra nasıl hareket etmesi gerektiği hususunda Medain'in havası mücahitlere iyi gelmedi, birçoğu hastalandı ve bunu da Hazreti Ömer'e bildirdi. Hazreti Ömer Müslümanların bu muvaffakiyetine çok sevindi. Hele Sa'd bin Ebi Vakkas'ın İran Şahı'nın zengin hazinesini vakit geçirmeden Medine'ye göndermesini takdir etti. Sa'd bin Ebi Vakkas'a bir mektup yazarak bundan sonraki hareket tarzını bildirdi. Kendisine orada yeni bir şehir inşa etmesini emretti. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas emir alır almaz kısa bir zamanda Küfe şehrini imar etti. Ve Hazreti Ömer başarısına bir mükafat olarak da Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ı Küfe'ye vali tayin etti. Sa'd bin Ebi Vakkas iyi bir idareciydi. Kısa zamanda Küfelilere kendini sevdirdi. Ve Uhud Savaşı'nda Peygamberimizin duasına mazhar olduğu için duası kabul edilen birisiydi Hazreti Sa'd. Bu sebeple halk onun bedduasına uğramaktan sakınıyor, duasını almaya çalışıyordu. Fakat her nasılsa bir gün kendisini bilmez birisi Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas'a iftira etti. Onun mal dağıtımında adaletle davranmadığını, askerin başına geçip savaşamadığını söyledi. Bu iftira Hazreti Ömer'in kulağına kadar gitti, meseleyi tetkik ettirdi. Sonunda bunun iftira olduğu açığa çıktı. Fakat bu durum cennetle müjdelenen bu büyük sahabenin çok ağırına gitti. Ellerini dergah-ı ilahiye kaldırdı. Ey Allah'ım dedi. Bu kulun yalan söylüyorsa ömrünü uzat, fakirliğini arttır, sıkıntılara uğrat diye beddua etti. Hadisenin üzerinden fazla bir zaman geçmeden beddua uğrayan adam herkesin gülüp eğlendiği bir duruma düştü. Gözü kör oldu, sıkıntılara maruz kaldı. Böylece herkes Sa'd bin Ebi Vakkas'ın suçsuz olduğuna inandı. Hazreti Ömer Mecusi Cani Firuz tarafından yaralandığı zaman kendisinden sonra devletin başına geçecek olanın Hazreti Sa'd'a mutlaka bir emirlik verilmesini tavsiye etmişti. Bundan başka Hazreti Ömer'in hilafete layık gördüğü 6 zattan biri olarak Şura meclisine katılmıştır. Ve çekilen 3 kişi arasında reyini Abdurrahman bin Avf hazretlerine vermiştir.